Sayın izleyen. Bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu, bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Beni çok sevindirdim. Selamlar Beyaz Kurt ben. İnanılmaz korkunç bir olayla karşınızdayım. Oylarımız gerçekten belli başlı yerlerde çalınmış. Başka partinin aldığı oylar başka partiye kaydırılmış ve bizim bundan maalesef ki yeni haberimiz oluyor. Ve işin daha da kötü olan kısmı şu. Ben bir tane gördüm. MP yazılmış galiba az süresi neredeyse geçmek üzere. O yüzden lütfen sizlerden ricam hepinizi Twitter'a davet ediyorum. Twitter'da usulsüzlük yapılan tüm sandıkları paylaşacağım elimden geldiğince. Benden başka paylaşan bir sürü de insan var zaten. Bu sandıklara itiraz edelim ve buna bir dur diyelim. Ve merak etmeyin bu sefer elimizde kanıtlar da var. Bu kanıtlar direkt olarak resmi hisselerde paylaşıldı çünkü. Ekranda gördüğünüz iki adresten istediğiniz herhangi bir ildeki herhangi bir sandığı kontrol edebiliyorsunuz. Daha sonrasında aynı sandığın ıslak imzalı tutanağına bakıyorsunuz ve karşılaştırıyorsunuz. Burada herhangi bir usulsüzlük varsa buna itiraz edebiliyorsunuz ve şu anda bu itirazlar başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Yapılan haberlere göre bazı partilerin koltuk sayısı değişiyor. Yani oyların kaydırılma durumu gerçek ve elimde de kanıtlar var. Buyurun anlatayım. Mesela bu sandık. Mardin Nusaybin 1035 numaralı sandık. Yeşil Sol Partisi ki bu partiyi sevmem fakat bunlar peki şey mi oluyor? Kaydırma mı diye geçiyor. Yani bunlar e, yazan kişi buraya sisteme giren kişi kaydırmış mı oluyor? Olsun. Demokrasimize bir darbedir bu. Islak imzalı tutanağa göre 225 oy almış. Ama sisteme girilen oy... Ben sıfır. Kemal Dede'ye verdim ya. MHP'ye girilen oy ise 225. Ankara Çankaya 2465. CHP 136 oy almış. Ama sisteme girilen oy sıfır. İzmir Menemen 1186 numaralı sandık. MHP sadece 7 oy almışken sisteme girilen oy sayısı 112. Diyarbakır Bismil 1234. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiminde sadece 23 oy almışken. Milletvekili seçiminde MHP 233 oy almış. Yani bu zaten imkansız bunu biliyorsunuz. Tutanakta burada. Normalde MHP'nin aldığı oy sıfır Yeşil Sol Partisi 233 oy almış. İstanbul Sultan Gazi 1374. Kılıçdaroğlu 262 oy almış. Ancak sisteme girilen oy 70. Ansın satayım. Şunu bir automate sistem yapsalar böyle rezilliklerle ulaşılmaz. Uğra Buna tabii çalıntı diyebiliyorsun. Ee, diyebilirsin ama şey de kaydırma da olabilir yani kimin yazdığını bilmiyorum ıslak imzalı 6 Erdoğan ise 72 oy almış. Sisteme girilen oy 248. Bu sandıkta ise Kılıçdaroğlu'nun aldığı tüm oylar Muharrem İnce'ye yazılmış. Çekilmiş bir adaya oy yazmışlar arkadaşlar. Tehlikenin farkında mısınız? Oylarımız güvende değil ve tüm bunlar olurken Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama da gerçekten kafaları karıştırmıyor değil. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik açıklaması. Yani bu kadar oy verilmişse verilmiş. Sen nasıl uğraşacaksın ki yarım puan daha ileri götüreceksin? Ben bunu anlamış değilim. Ayrıca seçim gecesi benim de <laughs> birlikte canlı yayında olanlar anlamıştır ki Kılıç nasıl acaba? Kılıçdaroğlu %5 öndeyken bir anda %5 geriye düşmüştü. Bunu Kılıçdaroğlu'nun sorgulamamış olması gerçekten üzücü. Ama artık elimizde veriler var, belgeler var ve buna artık %5'lik de çıkmaz herhalde ya. Çıkar mı? bir son vermeleri lazım. Ve şu anda sadece ben değil binlerce sayfa tesbih ettikleri çek. usulsüzlükleri kendi hesaplarında <laughs> paylaşıyorlar. Siz de ekranda gördüğünüz iki siteden sandıkları ve ıslak imzalı tutanakları karşılaştırabilirsiniz. Her... Yok şey ee, tutanaklar karşılaştırdığında buradaki olay ne biliyor musun? Şimdi ee, oylar sayılıyor ya. Yani oy sayımı nasıl yapılıyor? İlk önce sandık mesela okuldayken sandık müş, mü, mü, mü her partinin atadığı adamlar oluyor ya orada. O sandık açılıyor günün sonunda 5'ten sonra sayın başladığı zaman açılıyor. Orada her parti kendisi için bir ıslak tutanak bütün müşavirlerin imzaladığı bir tutanak tutuyor. Orada tek tek sayıyorlar. Ondan sonra o oy çuvalı şeye gidiyor abi. YSK'ya gidiyor, YSK'ya giriyor. Tamam mı? Burada insanların sapladığı şey YSK'ya girilen şey e, partilerin ıslak imzalı aldığı oylar Fark var aralarında Aynı sandıktan çıkan Mesela bir sandıkta 225 Kılıçdaroğlu çıkmış Ama YSK'da aynı sandıkta işte 225 e, Tayyip Erdoğan çıktı gözüküyor Anladın mı? Anladınız mı olayı? Müşavir pardon Alper sen CHP'li mi? CHP misin? Ben akılcıyım ya Ben ideolojik oy vermiyorum abi Rangi bir usulsüzlük tespit ederseniz lütfen acilen bunu bildirin. Sizlere şu anda Yani o da senin mesela benim girdiğim yer e, şey kasa kasa numarası ne ya? E, sandık kutusunun numarasını falan biliyorum. E, gidip bakabilirim o sistemde. O şeye bakabiliyor muyuz? E, var mı o siteleri olan? İki siteyi verin ben de bakayım bir kontrol edeyim kendi sandığıma. ...kaç çıkmış imzalı tutanakta... ...YSK'da ne söylüyor? Heh, bak mesela burada... ...oy oranı 69 Tayyip Erdoğan çıkmış... ...bir Muharrem İnce çıkmış... ...258 Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış... ...8 Sinan Doğan çıkmış... Ee, ...bizim sandıktan... ...Cumhurbaşkanlığı için. Şimdi e, burası tabii... ıssak tutanağı... ...YSK'dan baktığımızda böyle gözüküyor. Benim kul, oy kullandığım... ...şey... CHP'nin sistemi çökmüş herhalde.